Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Max Payne, pardon, Black Ops 6, Call of Duty Black Ops 6 oynayacağız. Bakalım şu televizyonunda ne var ya? Aç bakayım şunu bir. Ne? Vura lan. Siktir, çok iyiydi lan. I must be losing it. Hayır, merak etmeyin. Aklınızı kaybetmiyorsunuz. Fakat Call of Duty muhteşem bir formül yaratmış. Mekanın içine dalıp şunları vahşice yok etme olayı kesinlikle geri gelmiş. Nerede o üçüncü, nerede? Nerede? Oğlum bu oyun vuruş hissinin tanımı olmuş lan. Önce kafa, sonra bacaklar, süper. Göğüs, sırt, omuz. Oğlum kasap gibiyiz lan. Merhaba kardeşim. Güle güle. Sen de gel kanka. Ha, bir de zıplayabiliyoruz. Kaçma kaçma, nereye gidiyorsun? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sen ölmedin öyle mi? Geliyorum. Oğlum bu zıplamayı nasıl bu kadar mükemmel yapabildiniz? Kardeş bir saniye. Tamam dur, geliyorum ben, geliyorum. Kaçırmayacaktı. Tamam, oyunun formülü gerçekten harika fakat bağımlılık yaratması için her yolu denemişler. Oğlum niye her kill aldığımda Dark Souls'daki demirci kılıç dövüyor lan? Ha, bu arada bağımlılık demişken kanalın katıl özelliğini açtım. Siz de artık Mafya City'deki gibi patron olabilirsiniz. Ne? Patron seviyesinde birlikte oyun oynamam. Yok artık dostum, bu inanılmaz. Hele bir de şu tekme atan huvaranga bakın. Müthiş gözüküyor. Her neyse, hadi videoya devam edelim. Merhaba kardeşim. Bak taktiğin yanlış, öyle atlamayacaksın. Şöyle atlayacaksın. Biraz daha çalışman lazım. Yere düştünüz diyelim, Türk kızı gibi sabit durmanıza gerek yok. 360 derece her tarafa dönebiliyor karakteriniz. Ama bu zıplama işini çok da abartmamak lazım. Tamam, kabul ediyorum, bu sahne güzeldi ama sakın kendi el bombanızın üstüne atlamayın. Lan oğlum! Neyse, adam da patladı. Kardeşim ben şöyle bir karşıya geçeceğim. Ama sıkmayın bak. Şuraya geçeyim. Tam burada durayım abi, saldırmayın. Tam şuraya atlayayım. Ama abicim gel, konuşabiliriz bak. Bir saniye dur bana, bir izin ver ya. Yeter be kardeşim. Oo merhaba kanka, nereye böyle? Acelem mi var kardeşim? Oğlum atlamayın ya, yeter, bıktırdınız be kardeşim. Gel buraya lan. Ay amın. Lan ne lan böyle maymun gibi zıplıyorsunuz? Şerefsizler. La biri attırın. O ne lan? Nasıl o kadar hızlı? Yakalar mıyız? Oğlum lan bak hala zıplıyorlar. Ananı. Ha zıpladınız, bir de baltamız var. Düşmanı görmeden baltayı hazırlayacaksın abi. Fırlattın mı? Ah siktir ya. Tam ayağa takıldı. Tamam, silahlarla güzel abi, flik attın diyelim. Bunlar normal zaten. Pistol de alıyorsun falan ama oyunun en güzel kısmı havuz getirmişler. Ve bu baltayla havuzda Vietnam savaşçısına dönüşebiliyorsunuz. Gir suya, gir, görmedi kimse. Koş. Sen de gel kanka. Süper abi, birlikte yüzeceksin işte. Aha gel kanka, sen de havuz keyfi yapalım. Kardeşim sen de girdin ama ceset olarak girdin. Merhaba kardeşim, sen de mi? Aha bu ölmüş ya. Bak bu enayi de bilmiyor. Otomatik silah çalışmıyor oğlum suyun altında. Ve suyun altında resmen görünmez oluyorsunuz. Bak hiç haberi yok nereden vurulduğundan. Lan sıkıyorlar. Az siktir, yerimiz açık edildi. Olur mu? Ya az siktir ya. Neyse tamam abi. Çaktılar artık havuzu abi. Daha iyi bir saklanma yeri bulmamız gerekiyor. Heh bak burası mis gibi abi. Şu an beni görmeleri imkansız abi. Tamamen görünmezim. Yo sıkma bu. Yok ben burada değilim abicim. La şerefsiz. Rahat verin lan. Ay yanını. Tamam. Çok daha iyi bir yer buldum bak abi. Gizli oda buldum. Burada artık kimse bizi bulamaz ya. Lan bu sefer de duvar arkası vuruyor şerefsizler. Neyse tamam bak, biz casusuz abi. Hemen aldın adamı. Hemen koşuyorsun geri, saklanıyorsun abicim. Mis gibi oynanış. Bak bu arkadaş da bizden çok güzel yer bulmuş kendine. Çık bakayım. Çık lan. Oğlum çıksana. Şerefsiz. Ha casus demişken harbiden casus olabiliyorsun bu oyunda. Bu özellikle kendini karşı takımdan biriymiş gibi gösterip aralarına sızıp onları yok edebiliyorsun. Yeterince uzun yaşa ve kendinin düşman olduğunu gör yani. Bu sayede infaz yapmanız da çok kolaylaşıyor. Kardeş ben sana burada yatmayacaksın demedim mi? Ha? Dur alıyorum. Oğlum ne yapıyorsun adama? Lan ya kaldırdı götürüyor. Oğlum vursana, öldürsene. Oğlum sapık mısın lan sen? Ne yapıyorsun adama, bıraksana adamı. Savaş suçu lan bu resmen. Tamam dur, şunu ben de bir deneyeceğim ama. Gel bakayım şuraya. Gel kardeşim. Nerede arkadaşların, nerede? Bana arkadaşlarını göster ha. Ha ne oldu, korktular değil mi, gelmiyorlar. Tamam seni bir infaz edelim o zaman. Ha şerefsiz. Dur sıkmayın. Neyse bunun bir daha yaşanmaması için yerden kaldırdığımız gibi hiç vakit kaybetmeden hızlıca işini bitiriyoruz adamı. Hadi bakalım her şey tamam mı? Şarjör tamam. Namluya mermiyi sürdük. Güzel, bir de sahada deneyelim. Hop neredesin kanka?
Evet evet. Gayet iyi çalışıyor. Pompalıyı kontrol edelim. Gayet iyi gözüküyor dışarıdan. Bakalım kovana. Hop. Lan adam var. Şerefsizler, 2 dakika durun, silah kontrol ediyor. Bak dur, biri daha var. Gayet iyi çalışıyor. Bakın arkadaşlar, bu kovan can alabilir. Çok dikkatli kullanılması gerekiyor. Ben söyledim abi. O sniper var, atlamamız lazım. Havada vurulma. Süper. Buradan vursam. Yok yok, şuraya atla. Oğlum adamın haberi bile yok lan. Ne yapıyorsun abicim sen? Kendinde misin kardeşim? Bu arada duvar arkasında da güvende değiller. Peki sniper'la atlayıp vursak? Ah be, tamam abi. Sorun yok, sorun yok. Bir daha deneyelim. Ah ulan, tamam tamam tamam. Bu sefer olacak. Hadi oğlum. Biraz sabır gerekli burada. Yakaladık. Ama dur, devamı var daha. Bekle bekle. Geliyor geliyor. Hop atla. Tabancayla temizle. Ama sniper'la da çok deli hareketler yapabilirsin. Bak zehirledi, üstüme koşuyor. Beni alacağını sanıyor. Ama yanılıyor. Ama hiç böyle deli hareketlere girmeden bile sniper'la çok rahat temizleyebilirsiniz düşmanları. Oh, böyle uzanarak bile alabilirsin tüm takımı. Hatta nişan almana bile gerek yok. Ya kardeş, bu iş böyle yapılır. Üstünden atladın, avladın, sonra hemen... Kardeş sessiz ol. Ama tabii ki yine en keyiflisi havada uçarken vurabilmek. Müthiş gerçekten. Kardeşim, kardeşim az önce vuruldun, farkında mısın? O ses ne lan? Oğlum Amerika'nın dronları mı izliyor bizi? Ya bu ne oğlum, neye öldüm? Ya cidden mi? Oyuncak araba mı var? Bak bak, bu da onu kontrol ediyor. Abi bu oyuncak araba iyiyse ben de bir süreyim şunu ya. Ha? Gönder bakalım. Neredesiniz? Hadi çıkın, kaçmayın lan, neredesiniz? Ya niye vuruyorsun şerefsiz ya? Neyse tamam, bir daha deneyelim abi. Oğlum çık, oğlum harita dışına niye... Ay ananı... Tamam tamam, bu sefer yapıyoruz abi, hadi oğlum. Dur, hayır hayır hayır. Dön dön dön, evet evet evet, git. Buu, bir de nos da var. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum. Bak şimdi bunu izle. Bas nosu. Geliyorum. Zıpla. Yüzlerinde patlasın. Bak şimdi bak bak bak. İkisini de alıyoruz. Boom. Asiktir, bu yanlış oyun. Şerefsizler araba tipini bile birebir yapmışlar. Ama çok iyi patlıyor. Aha, adamlar orada. Abi ben size var ya, silahımı bile kullanmam. Bekleyin, araba geliyor. Dur, ölmeyin oğlum. Ve bir de bu oyunda yeterince kişiyi öldürürseniz gökyüzünden helikopterle yerdekilere cehennemi yaşatabiliyorsunuz. Ha? 37 kill yeter mi? Lan şerefsizlere bak, helikopteri indirdiler. Oğlum bu sahne bana bir şeyi hatırlattı lan.